Adam içki içiyor, içki içtiği için had cezası var İslam'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getiriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi devlet reisi olma vasfıyla had cezalarını da kendisi ikame ediyor, sopa atıyor o zaman. Sahabeden biri, bu Bukhari'de geçiyor, Bukhari'de. Mübarek sahabe-i kiramdan bir zat. Ama nasıl bir zat? 70 kişiyle beraber Akabe biatında bulunan 70 kişiden Bedir'de de bulunanlardan, Uhud'da da bulunanlardan, Hendek'te de bulunanlardan fakat içkiye müptela. Olabilir mi böyle bir şey? Olabiliyor işte. Ne yapacağız şimdi? Size sorsaydım şimdi bunu demeden evvel öyle sahabe olmaz. Sahabeyi de reddedersiniz siz. Siz adamın sahabe olup olmayacağını da seçime sunarsınız yani. Bir de rey atarsınız. Olmaz bunu ihraç ettik dersiniz. Reddediyoruz bunu dersiniz. Kimsin sen be? Seni kim kabul etmiş sen kimi reddediyorsun be? İ'melû mâ şîtum fekad gafartu lekum. İstediğinizi yapın bundan sonra peşin affettim buyurulmuş Bedir hakkında. Ne konuşuyorsun sen be? Mesele niyetse. Bak ben size ne diyorum? Mesele niyet. Allah niyetlerinize bak. Ha. Müptela olmuş. Her Müslümanın diyor bırakamadığı bir günahı vardır diyor hadis-i şerifte. لِكُلُّ مُؤْمِنِنْ ذَنْبُنْ يَعْتَادُهُ الْفَيْنَةَ بَعْدَ الْفَيْنَةِ Her Müslümanın bir günahı vardır. Onu adet haline getirmiştir. Ara ara o günah onu yoklar. Adam 60'a 70'e gelir yine arada yoklar ya. Bu budur diyor hadis-i şerif. Kullukum hattaun ve hayrul hattain et Hepiniz hatakarsınız, hepiniz günahkarsınız. Ama günahkarların en hayırlıları çok tövbe edenlerdir diyor. Mesele günahta ısrar etmemek. Hemen peşinde istiğfar etmek. Allah'tan af dilemek, Allah'a hatıra getirmek, Celle Celaluhu, Allah'tan korkmak. Ma <laughs> asarra men ve in'ade fil yum seb'ine Bir günde aynı günaha yetmiş kere dönse, yetmişinde de pişman olup estağfirullah dese, onu Allah günahta ısrarcı saymıyor. Sen diyor tövbecisin, ısrarcı değilsin. Bu Ebu Bekri Sıddık'ın rivat ettiği hadis-i şeriftir, Tirmizi'de geçer. ne, ne diyorsun sen? Bak, Mübarek zat. Biri vaat adı Abdullah. Lakabı Himar. E, hafız Dimyat'ı onu kabul etmiyor. Bir i̇smi Nuayman. Nuayman radıyallahu anh. Şakacı. Şen şakrak bir zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, ona tabii içki yakalanırsa ne oluyor? Sopası var. E, celde vuruyor. Sopa vururken dört veya beş sopa vurduğu anda bir tanesi dedi ki sahabe-i kiramdan Allahümme l-anhu ma ekthara ma israfu ekthara ma yücledu. E Allah'ım dedi bu adama lanet et dedi ya. Amma da içiyor dedi. İki de geliyor sopayıyor Yine gidiyor içiyor dedi be. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu ona? La tel anhu fe innehu yuhibbullaha ve Hani orada bu Bedir'e katıldı, Hende'ye katıldı da demedi. Dedi ki buna beddua edemezsin. Niye? Çünkü Allah'ı ve Resulünü seviyor. Yani adam içki içti diye bu Allah'a peygamberi sevmiyor diyebilir misin? Diyemez. Hangi günahı yaparsa yapsın. Sevgi en başta nerededir diyorum sana? İttiba uymak nerededir diyorum sana? İtikattadır diyorum sana. İnançtadır. Onun haram olduğuna inanıyor. Ama nefis onu düşürüyor, o düşüyor, kalkıyor, düşüyor, kalkıyor. Düşmez, kalkmaz bir Allah Celle Celaluhu. Düşüyor, kalkıyor. Sakın ümidi kesmeyin. Şeytan sizi hangi günah düşseniz size ümidi kestirmesin. Sen daha af olmazsın diye seni o günahta sabit kılmasın. Mutlaka işte görün. Seviyorsan Allah'a peygamberi, Allah ve peygamber seni reddetmiyor. Kabul ediyor seni. Anladınız mı? Büyük müjde var. Ama Allah Resulü'nü sevmek ne demek görüyor musunuz? O sevgi seni eninde sonunda kurtarıyor ve kurtaracaktır. Bu sevgiyi artıralım inşallah. İşte bu sevginin de artması için çok bahsetmek, çok konuşmak, çok sohbet dinlemek lazım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilen sohbetlerde iman nuru parlıyor. Çünkü insan onu daha çok tanıyor. Tanıdıkça sevgisi artıyor.